Merhaba arkadaşlar. Kubota 50-40 yağ kaçırıyor. Kısa aks keçesi kaçırıyor. Bunu değiştireceğim. Ve de videoda nasıl yapıldığını görüntüleyeceğim. Bu aks kovanlarda mafsal yok. Direksiyonunu istediğiniz kadar çevirip aşırı manevrada yaptırabilirsiniz. Diğer mafsallarda böyle manevra yapamaz. Kubota'nın bu yönü çok iyi. Şimdi bunu sökmeye başlayalım. Motorda lastiği rahat takabilmek için iki tane saplama bırakmışlar. Böylece lastiği kolay takabilirsiniz. Bunu daha önce de sökmüştüm. Akıllı bir kilit var. Daha önce, 3 sene önce vardır. O zaman vurmaya gitmişti. Bir traktör genelde traktör bahçe tipi olarak kullanılıyor ama kepçe iş yapıyor. Sahibi hafriyatlarda da yük hafriyatlarda yani temellerde sübürüyor, biraz zorlatıyor. Bu da doğal olarak normal biraz da yapıyor. Çek beni çek. Tornavida git. Durdum. Bunlar ayar pulları. Rulmanın dipte tutuyor. Çok uzun zaman önce değiştirdim ama şu anda bayağı unutmuş durum. Aks keçesini değiştireceğim. Bakın bu yandan bir mil geliyor. Burada
dişli var. Alttaki mili değiş çeviriyor ve büyük dişliyi çeviriyor. Bu sayede aşırı manevra yapabiliyor. Bu da Kubota'yı gayet güzel kılıyor. Diğer traktörlerin ön çeker sistemine göre Kubota'larda çok farklı. Kubota'larda kısa aks için kontosumunu yok. Onun yerine yanılmıyorsam kilit vardı. Dişli yerinden oynamadıkça mil çıkmıyor. Yıl önce bu keçeyi ben de atmıştım. O zamandan bu zamana hiç kaçırmadı. Söktüğüm zaman da aynı keçe vardı. Önceden bakım yapılmış buna. Meğer orijinal keçe çok farklıymış. Orijinal keçenin kendi yani diş tarafı dönmüyor, ayrı dönüyormuş gördüğünüz gibi. Kendi yatağı varmış yani. Çok güzel yapmışlar. Böylece bu keçeler daha korunaklıdır. Kendi kendisi daha iyi korur. Afriyat çalıştığı için böyle hurman dağılmaları nadiren olabilir. 4 yıldır da hiç hurmanlara zarar gelmemiş. Ben değiştirmiştim birini. Hiçbir şey olmamış. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi bunu takacağız. Keçenin ters yönü hiç belli olmuyorsa içerisinde yay olacak. Yay olan kısım yağlı tarafa gelecek. Dış tarafa değil. Böylece tersini yönünü tespit etmiş olursunuz.
İşte diğer traktörlerde kontesyonu ne olur? Bunda ise iki tane yarıklı pim bu mili sabit tutuyor. Bu pimleri koymazsanız hemen dışarı çıkar. Bu pimler çıkar mı diyorsanız hayır, çıkmaz. Pimler buradaki yatağın içinde kalıyor. Bura kırılmadıkça pimler asla çıkmaz. Kırılacağını da sanmıyorum. Ve şimdi hiç çıkmaz. Bunu traktöre sapladığımızda artık aks daha dışarı çıkmıyor. Hatta kendisini ayarlıyor. Buraya ileri ayar pulları var. İleri tuttuğu zaman arasında boşluk yapıyor. Güvenim senin, güven. Thank you.
kaç yaptın? Ve böylece mafzasız sistem 4 çekiş olan Kubota traktörü önce yerini yapmış oldum. Bundan sonraki maceralarda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.